Değerli izleyiciler, kaçak ya da kayıpları bulmak için köpeklere koku takibi eğitimi artık Türkiye'de de veriliyor. Köpekler yalnızca arazi üzerinde değil, suda da bu takibi yapabilecekler. Arzu Çetik Tezeren'in haberini getirelim şimdi ekranlarımıza. Sadece 2 saniyede kokuyu hafızasına alıyor, havadaki koku zerreciklerini takip ediyor. Eğitimlerde tavşan olarak adlandırılan kayıp ya da kaçak kişiyi en kısa sürede bulmaya çalışıyor. Koku takibi eğitimine ilk defa Türkiye'de sizin de katıldığınız bir programla başlıyoruz. Amacımız özellikle kayıp insanların, yaşlı, çoluk, çocuk, bunların rahatça bulunabilmesi. Köpeğimizin adı Fens, 2 yaşında, başlangıç eğitiminde henüz. Birazdan tavşan saklanacak, Fens de onu bulacak çalıların arasında. Evet, Fens şu anda saklanan kişi çalıların arasında aldığı koku üzerine takip etti ve buldu. Şu anda da ödülünü alıyor. Uzman köpek eğitmeni Gökten Eker tarafından kayıp insanların bulunmasına yönelik köpeklere verilen koku takibi eğitimi Türkiye'de başladı. Bizim için çok önemli iki tane olayın arkasından araştırmalara başladık. Bir tanesi en son yakın zamanda takip ettiğiniz Saray Sierra cinayeti, onun kayıp olması durumuydu. Şehir içinde çok yakın bir yerde olmasına rağmen ekipler kendisini bulamadılar. Diğeri de kamuoyuna çok yara açan bir bayram sabahı kaybolan 3 tane çocuğumuzun ve uzun süre bulunamamasıydı. Bu acı olaylardan çıkarılan dersler neticesinde başlatılan eğitimlerde temel prensip, kayıp olan kişiye ait bir eşyanın köpeğe koklatılması. Şu anda köpeğimiz kaybolacağı düşünülen insanın kokusuna alışması için onunla beraber duruyor. Bu kadar süre yeterli oluyor mu şu anda kokusunu alması için? Yani hani toplasanız 2 dakika belki durmadı yanında. Doğal hayatta köpeklerin akrabalarına hareket edersek bir köpeğin, yani akrabaları olan kurtların yeni bir kokuyu öğrenmesi sadece 2 saniye sürüyor. Ve tişört yere düşürdüğü köpeğin görmediği bir istikamete doğru kaçıyor. Ceza kesinlikle uygulanmıyor. Köpeğimiz havayı koklayarak, yani kaçak ya da kaybolan kişinin havada bıraktığı koku parçacıklarını, koku zerreciklerini takip ederek gidiyor. Dikkat ederseniz koku rüzgarla beraber hareket ediyor. Rüzgarla beraber hareket ettiği noktaya, yani ağaçlara doğru köpeğimiz dönüşler yapıyor. Rüzgarı takip ediyor. Ve bakın, herhangi bir ceza, herhangi bir fiziki şarj falan köpeğimize kesinlikle yok. Tamamen köpeğimize yardım amaçlı. Köpeğimizi yönlendirme amaçlı ve kokuyu aldı köpeğimiz, evet, gördüğünüz gibi. Ve buldu. Ödülü de bol sevgi ve yiyecek maddesi. Sadece bir köpeğin eğitimi 2 yılı buluyor. İnşallah bu proje sonunda kolluk kuvvetlerimize, arama kurtarma birimlerimize de güzel bilgi birikimi aktarmış olacağız.